Konya'da nerede eğlence varsa orada bir tek isim vardır. Kendisi Ahmet Özdemir'dir. Ha, Ahmet Özdemir'i söylediğimiz zaman çoğu Konyalı bile bilmez. Namı diğer, kendisi bozulmadığı için söylüyorum. Kör Ahmet. Düğünlerde, eğlencelerde, özel gecelerde nam salmış biridir. Hatta yaşayan bir efsanedir. Her ne kadar kendisi efsane gibi görünmese de. Nasılsın Ahmet abi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. İyi gördüm seni be valla. Ben çok iyiyim elhamdülillah. Sen bizim hele bir de şu oğlanı bir evlendirseydin. Oğlanı zeki. Yok ya, bizim şu damat adayını evlendireceğiz. Hani çetnevir yapıyoruz ya, Konya tabiri. Öyle mi? Ya. Gelinin gönlü yoksa damada varmaya ne yapar Ahmet abi? Kına gecelerinde ağlarken... ...dır. Yapma gönlü olursak... Varmaya gönlü varsa ne sağlıyor? Varmaya gönlü varsa... ...ben rızalıyım diyor. Ben rızalıyım diyor. Ama gönlü yoksa... ...bir ayağına basmış gibi ağlıyor. Ne demek çet mevir? İşte mevir çeşitli yemiş. Çerez türü. Hani koyuyoruz ya, leblebiydi, şuydu, buydu. Ama bu çetnevir yenirken yüzük saklarlar, o yüzüğü bulurlar. İnşallah arkadaşlar o işi tatbik edeceklerdir. Peki siz hakemlik yapıyor musunuz çetnevir gecelerinden? Ben hiç hakemlik yapmam. Sadece sazımı çalarım. Çalarım odumu, yırım budumu, kor giderim. Seni hep çağırırlar mı böyle çetnevir gecelerinden? Allah, çağırırlar da ben gitmem. Öyle mi? Herkese gider miyim canım? Öyle mi? Yoo. Bu ara kara borsa değil mi? Tabii canım, ben protokol adamım ya. Ne diyorsun ya? Tabii ya. Efendim, hep beraber eğlenelim. Ben güzel bir parça çalayım. Yalnız lütfen disco gibi oynamayalım. Adam gibi oynayalım. Tatlıdır geçilir. Evet evet. Ama ben yazdım, akşam ben yazdım. Ram bağlarında oturdum kaldım. Ama desinler, şeker yesinler. Ahmet abi, şu Silli'yi özel rica edeceğiz senden. Bize göre Silli'yi senden daha iyi yorumlayan yok bu memlekette. Vallahi bize göre, yani her görüşe saygımız var Allah ama. Allah razı olsun da. Şu yeni nesil telefonla nasıl konuşuyor diyecek. Ha, o yeni nesil? Ahmet abi. Eskiden telefonlar, manyetolu telefonlar vardı bizim zamanımızda, çocukluk devremizde. O manyetolu telefonlar santraldan bağlarlardı telefonu. Çeviri böyle. Alo. Yavrum. 3 numarayı bir bağla. Alo. Ne var ne yok hamıda ya? Ulan arkadaş, dudaklarım uçuşladı ya. Rüzgar mı kopardı bilmem. Teliyle ağladım. Sabahtan beri vallahi çeviririm kıvırırım. Görüşemedik ya. He, iyi misin? He. He. Ya bizim Hacca yorgacı hastalığı da tutulmuş anladın mı? Doktora gitmiş, doktor Rıfkı'ya da. He. Onun için irasız etti. Bir kaptı kaçtı filan. Oradan bindirin de bir köye yollayıverin, değil mi karam? He. He. Hadi selam söyle. Bu manyetolu telefon. Muhtar odasından görüşür. Köylü telefonu. Ondan sonra gelelim otomatiğe. Alo. Merhaba. Ha. Ha. Annem mutfakta da yüksek konuşuyor ya. Ha. Gelelim Konyalı teyzenin telefon konuşmasına. İmdat! Ne olur kız? Sesin kör kuyudan gelir gibi gelir. Açık kulağını daya da iyi duyuyorum. Ne olur? Erişteyi falan kestin kadar inemeden gelecek gari. He. He.
He. Bak Ali, Allah'a seversen o bizim keli raza söyledi. Şöyle bir hoş verin pişirsin kı. Vallahi elimden gelmez kı. He. Çek kulağından da kapatalım Arif. Fazla para yazmasın ah kuzum. Geldik cep telefonlarına. He, o da ayrı bir iş. Alo, mesaj gönderdi mi Zuhal sana? Göremedim kız, öyle mi? Dudakları da fazla boyalı, pahalı ruj alamıyor biliyor musun? Pahalı ruj alamadığı için dudakların boyası bozulmasın. Alo, nasılsın ayağın? Ay, onun da aldım. Şimdi İstanbul'a gittik. Arkadaşlarla beraber işte bir balık yiyelim falan diye ısrar edildi. Gittik güzel bir lokantaya oturduk. Balık yiyeceğiz. Fakat adamcağız balığı aldı geldi. Ben balığın bozuk olduğunu hissettim. Dedim ki ya ben bu balığı bozuk desem adam beni kovalar bu lokantadan. Başladım şimdi balıkla konuşmaya. Balık nasılsın? İyi misin? Çocuk çocuk nasıl? İpeyden beri görüşmüyoruz. Durumun nasıl? İyisin değil mi? Hemen oradan şef garson geldi. Ne yapıyorsun ya dedi. Balıkla konuşuyorum. Niye giriyorsun kardeşim araya? Ya ben balıkla konuşuyorum. Girme araya. Ya iyi de hem ölmüş hem kızarmış. Sen nasıl konuşuyorsun? Ya ben konuşurum sen. Karışma benim işime. Patron geldi. Beyefendi vallahi ne sordunuz dedi. Vallahi benim peder harca giderken denize tespihini düşürmüş de dedim. Gördün mü diye sordum da. Ne cevap verdi? Vallahi ben uzun zamandır dolaptaydım. Hiç nasıl? Şubat geldiği zaman kediler aşka düşer. Aşk ateşi sarar. Efendim, aşk ateşi sarınca başkanları kedileri toplar. Sevgili arkadaşlar, düğünümüz yakınlaştı. Hepinize hayırlı olsun. Güle güle evlenin. Ama bu kedinin dişi falan yok. İhtiyar kedi, başkan kedi. Efendim, eskisi gibi kerpiç binalarda gezemiyoruz. Beton binalar var. Onun için biraz dişlilere dikkat edin. Ha. Ondan sonra dişi kuru yapmaya başlıyor şimdi. Vaktimiz geldi ne o? Vaktimiz geldi ne o? Hadi ne 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 o? Hadi ne 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 o? Karşı karşıya geçiyorlar şimdi. Mantı alayım mı? Ya 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 ya. Sebeeeem! Sen kestireyim mi? Selam. İkimiz evlenelim mi? Selim'den kaçıyor. Yanımda görmüş olduğunuz delikanlının 76 yaşında olduğuna ister inanın ister inanmayın. Ama ona sorsanız yaşını Lambert diye 76 demiyor. Ne diyorsun Ahmet abi? Vallahi ben 2.30 bir 16 diyorum. O kadar. Bir de Konyalılar bilir ama geçen sene programımızı almıştık biz Ahmet abiyi. Bizim izleyicilerimiz bilmezler. Ahmet abinin, Ahmet Özdemir'in Konya'daki lakabıyla kendisi kızmadığı için, alınmadığı için kendisine izin alarak söylüyoruz. Kör Ahmet'in gözleri var. O aslında görüyor. Biyolojik olarak belki görmüyor ama Ahmet abimizin gözleri. Aham da burada. Tanıştırayım efendim sizi. Ahmet abinin oğlu Zeki. Yaşça benden biraz büyük Zeki abi. Gerçi o hep bana abi diyor ama siz bakmayın onun kırlaşmış saçlarına. O aslında yaşça bizden büyük olabilir ama gönül olarak bizim biraz biraderimiz gibi oluyor. Ha bir abi diyor. Nasılsın Zekiciğim? İyiyim. Halin keyfin nasıl? İyi. Zekiciğim yaş kaç senin? 1961 doğumluyum. 43. Ahmet abinin kendi çapında aynı zamanda menajeridir. Küçükken yüksekten Bodrum'a mi düşmüştün sen? Bodrum'a düşmüştü. O dönem o zaman belki aile üzülmüştü. Ki üzülecek bir şey. Fakat Cenab-ı Allah'ın kelamıdır. Der ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri sizin şer bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer vardır. Biz biliriz, siz bilmezsiniz. Belki Zeki o Bodrum'dan düşmeseydi kendi ekmeğini kovalayacaktı. Kendi hayatını kuracaktı ama Ahmet abi 76 yaşında yapayalnız kalacaktı. Demek ki her şeyi en iyisini bilen Rabbim seni babanın gözü olarak dünyaya getirmiş.
Seviyor musun babanı? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin. Zeki nasıl bir oğlandır Ahmet abi? Cincik gibi oğlan. Benim montajım ya. Nasıl olacak ya? Efendim 76 yaşında. Kendisi görme özürlüdür. Fakat hayat karşısında durmanın, zorluklara karşı direnmenin, her şeye karşı hayata dimdik bakmanın ve gülümsemenin anıtıdır Ahmet abi. Teşekkür ederim. Şimdi bakın göz bir şey ifade etmiyor. İnsan biraz da kendisi kabul ettirecek insanlara kendini. Kendini kabul ettirecek. Küsmeyecek. Yani hayata küserse zaten hiçbir de muvaffak olamaz. Ortada kalır. Sen bu arkadaşla tanışıyor musun? Bilemem. Bir iyice bak. Bilemem. Bir bak hele ya. Bilmem ya. Ana hay Ahmet'im beni bilemedin mi? Bilemedim dibine gel. Sen neydin? Ana hay kuzum ne diye öyle de? Her şeyi bilin mi sen? Bilirim hay Ahmet'im. Nörü. İrme, çelen kamışlarını seken sen miydi? Ana vallahi bilmeden yaptım aykuzu. Ne diye yapam oğlu? Kakarsam eziveririm seni. Alt kat, orta kat, tavan arası suratlı seni. Bak Konya'mıza kimler gelmiş Ahmet'im? Gelir yavrum, gelir. Burası Konya. Ha, bak sarayımızda gelmiş. Neler gelir, neler gelir. İki tık tık bir fık fık Konyalı sıttık. Çengenden bıktık. Otura git gari. Ahmet abi sen Zeki Alasya bu tür sanatçıları bilirsin değil mi? Bilirim. Şimdi ben sana birebir bunların hepsinin taklidini yapayım. Hadi bir yapalım. Bütün abi! Allah! Şimdi bir cep telefonu alan var mı? Bir kısaca bir maceramı anlatayım. Şuraya bir gün gidiyorum Konya sokaklarında. Bizim bir Konya'nın hayal parkı vardır. Ama canım çok sıkın böyle. Yani birisi gık dese hemen kavga yapacağım. O kadar bunalmışım. Ya dedim niye dedim kendi kendimin moralini düzeltmeyeyim. Tabii dedim sen Konyalı şovmensin düzeltirsin. Konyalı şovmen. Evet. İsim? Ahmet Çetin. İki Ahmet. İki Ahmet. Şimdi ona da geleceğiz. Hayal parktan gidiyorum bir abi geliyor. 35-40 yaşında tam böyle 5 metre kaldı ben telefon aldım. Adamın üzerine doğru vardım. Allah Allah bismillah bismillah. Ya Rabbi ya Resulallah dedi. Şimdi geri geri gidiyor. O geri geri gittikçe ben adam beni kaybedese kadar geri gitti. Evet. Teşekkür ederim. Sağ kubam ne derdi Ahmet ağam? Devamı yarın akşam ederim. Anam pilav pişirirdi, biz de kaşınla yerdik. Vah 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 vah. Vah kardeşim. Ne zaman geldin Sarasöp Efendi? Otur bakalım. Ahmet ağam, Ahmet ağam biliyorum işte. Ekonomi, kriz, bilmem ne. Vallahi ben onları kafama takmıyorum. Bu dünya hiç olduğu için nasıl olsa ekmek bulup yiyorum. Dert değil benim için. Vallahi işte kiminin parası, kiminin duası diyor. Doğru söylüyorsun da doktorlara gittin mi tedavi, tedavi, tedavi beni ilaç küfesi yapıyorlar. Anlaşıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.